Taif'e 30-35 kilometre mesafede Karn-ı Menazil bölgesindeyiz. Burası İslam tarihi açısından Peygamber Efendimizin hayatında çok mühim bir nokta. Meleklerin Peygamber Efendimiz'e gelip Allah Resulüne, ey Muhammed, istersen şu Mekke'deki iki dağı birleştirip Ebu Kuveys ve Kuaykan dağlarını birleştirip bunları helak edelim. İstersen Mekke'de hiçbir canlı bırakmadan helak edeyim. Allah bize bu izni verdi. Dilersen onların tamamı helak olsun ya Muhammed aleyhissalatu vesselam dediği olay var ya, işte bu bölgede melekler Resulullah'a gelip bu Allah'ın yardımını haber verdiler. Taif'ten dönüyorlardı Peygamber Efendimiz. Taif olayını biliyorsunuz. Aslında bizim Taif'te, Taif topraklarında olduğumuz için Taif'te yaşananlara da kısaca göz atmak gerekirse, Allah Resulü hanımı vefat etmiş, amcası Ebu Talip vefat etmiş, 3 gün arayla. Önce Ebu Talip vefat etmiş, sonra Hazreti Hatice annemiz vefat etmişti. Allah Resulü'nün bu iki büyük destekçisi vefat edince Resulullah Aleyhisselam'a karşı saldırıda, Peygamber Efendimiz'e karşı saygısızlıkta, hakarette ileri gittiler. Ebu Talib'in hem yani neden Müslüman olmadığını, açıkça dinini İslam olarak niye ilan etmediğini hep merak etmişimdir. Ebu Talib Müslüman olmayarak İslam'a daha büyük hizmet etti belki de. Çünkü eğer İslam'a girseydi Ebu Talib'i hiçbir şeye saymayacaklardı. Ebu Talib Müslüman olmayıp onların dininden kalarak Hazreti Muhammed'i korurken Mekkeliler üzerindeki ağırlığını, Mekkeliler üzerindeki saygınlığını koruduğu için daha etkili oluyordu. Hazreti Ali Efendimiz'in babası açıktan niye Müslüman olduğunu ilan etme işi ve onun babamın dinini, atalarımın dinini terk etti dedirtmem demesi, Mekkeliler hiç değilse Ebu Talip Müslüman olmasın, o hala bizden kalsın diye onun birçok dediklerini yapıyorlardı ve Resulullah'a açıktan saldırmıyorlardı belki. Ama Ebu Talip vefat edince, Hazreti Hatice de 3 gün sonra vefat edince hakikaten saygısızlıkta ve hakarette ileri gittiler. Deve işkembesini peygamberin üstüne atmaları, Resulullah secde ederken bu olaydan belki 15-20 gün sonra Allah Resulü secde ederken yüzünü kumlara bastırarak Ebu Cehil'in peygamberimizin üstüne çullanması, Hazreti Ebu Bekir'le Resulullah'ın Kabe'de dövülmeye kalkılıp Hazreti Ebu Bekir'i bayıltıncaya kadar dövmeleri Utbe'nin ve buna benzer hakaretler, saldırılar çoğalınca Resulullah Aleyhisselam dini, İslam'ı, İslam'ın tebliğini taşıyacağı güvenli bir liman aradı. Aslında Müslümanların bir bölümünü Habeşistan'a göndermişti Resulullah. Önce 15 kişi, sonra 100 küsür kişi Habeşistan'a gitmişlerdi ama Habeşistan Müslümanların tamamı için bir tebliğ yurdu değildi. Sadece oraya gidebilenlerin canını kurtardığı, oraya gidebilenlerin biraz rahat nefes aldığı ama İslam'ı tebliğ açısından da orada da ağır bir Hristiyan inancına bağlı güçlü bir yapı vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oraya gitmeyi düşünmedi. Dayıları vardı Resulullah'ın Taif'te. Dayılarını, akrabalarını da İslam'a çağırarak hiç değilse İslam'a büyük hizmet edeceğini ve İslam'ın ana yatağı, hani Medine var ya, Yesrib Medine oldu. İşte o Resulullah'ın aklındaki, Peygamberimizin gönlündeki Medine Taif'ti. Şehir insana kendini kapatır mı? Fethi için çok geldi Resulullah Aleyhisselam. Hem Zeyd'le geldi, hem Mekke'nin fethinden sonra ordusuyla geldi. Taif bir türlü fethedilemedi biliyor musunuz?